Satranç kanalımızdan hepinize merhaba arkadaşlar. Dün akşam yüklediğim videoda ses sorunları dolayısıyla videoyu kaldırmak zorunda kaldım. Şimdi bu videoyu tekrar sizler için hazırlamaya çalıştım. Bu videomuzda satranç tarihinde gerçekten yer edinmiş bir partiyi sizlere aktarmaya çalışacağım. Her satranç oyuncusunun görmesi gereken bir parti olduğunu düşündüğüm için bu partiyi sizlere göstermeye çalışacağım. Oyunumuz 1912 yılında Edward Lasker ile Alan Thomas arasında oynanmış. Edward Lasker bu arada Emmanuel Lasker ile çok fazla karıştırılan bir oyuncu. Biliyorsunuz Emmanuel Lasker eski dünya satranç şampiyonu ve bu unvanı 26 yıl süreyle elinde bulundurmuş bir oyuncu. Emmanuel Lasker çok çok büyük bir oyuncu diyebiliriz. Tabii Dünya Savaşı'nın etkisiyle de yani maçların oynanmayışından dolayı da bu süre yani 26 yıllık süre boyunca elinde bulundurmuştur. Dünya satranç şampiyonluğunu. Ama buna rağmen yine de satranç tarihinde bilinmiş en efsane oyunculardan bir tanesi, tanınmış bir oyuncu. Emmanuel Lasker döneminde yaşamış bir oyuncu. Aralarında herhangi bir akrabalık bağ olup olmadığı hakkında herhangi bir fikrim yok ama çok güçlü bir oyuncu olduğunu da satrancı yakından takip eden arkadaşlar bileceklerdir. Şimdi vakit kaybetmeden bu güzel partiyi, bu sıra dışı partiyi sizlere göstermeye çalışayım. Edward Lasker burada beyazlarla oynuyor. Rakibi Alan Thomas da siyahlarla oynuyor. Lasker D4 oynuyor ve rakibi E6 oynuyor. Şimdi E4 oynayabilir burada beyaz. Ancak Lasker farklı bir tercihte bulunuyor burada. At F3 oynuyor. Ve rakibinden burada ilginç bir tercih. F5 hamlesi. Hollanda savunması olarak biliniyor bu devam yolu. Günümüzde bile oldukça sık. Belki çok büyük ustalar seviyesinde tercih edilmese de gizli silah olarak tercih edilen bir açılış aslına bakarsanız. Ve şimdi beyazdan burada at C3 hamlesi geliyor. Amacı E4 sürüşünü yapmak. Siyah da bunu engellemek amacıyla at F6 hamlesini yapıyor. Şimdi E4 karesinin de kontrolünü sağlamış oldu burada siyah. E4 sürüşü artık mümkün gözükmüyor. Ve şimdi beyaz da burada fil G5 oynuyor Edward Lasker. Atı açmaza aldı. Bir kez daha burada E4 sürüşünü tehdit etmiş oluyor. Açmazda olduğu için at. Rakip de bu açmazı kırmak için fil E7 oynuyor burada. Ve Lasker'den burada kritik bir tercih geliyor. Fil alır F6 oynuyor burada. Fil çiftini rakibine vermiş oldu. Ancak amacı burada fil alır F6'dan sonra bir an önce E4 sürüşünü yapabilmek. Ve rakip de burada F alır E4 oynuyor. Onun yerine burada rok hamlesi de düşünülebilir ancak bu stratejik olarak çok iyi olmayacak. Burada beyazın E5 gibi bir tercihi var. Fili geri göndermiş olacak burada. Veya E alır F5 belki daha iyi bir tercih olabilir. Çünkü E alır F5'ten sonra burada stratejik olarak beyaz daha iyi diyebiliriz. Çünkü D piyonu daha aktif. Siyahın F piyonu biraz ilerlemiş durumda olduğu için bu çapraz zayıf kalmış durumda. Aynı zamanda siyahın amacı F hattını açmak. Bir diğer varyantta az önce oyunda olduğu gibi ama burada F piyon olduğu için bu hatta kapalı kalmış olacak. O yüzden stratejik olarak siyah için burada rok hamlesi çok iyi değil. O yüzden siyah da burada F alır E4 oynuyor. Lasker burada at alır E4 oynuyor. Şimdi burada siyah rok hamlesini gerçekleştirebilir. Ancak onun yerine farklı bir hamle yapıyor ve B6 oynuyor. Filin tabi C8 H3 çaprazından gelişmesi oldukça zor. Çünkü D7 ve E6 piyonlarından dolayı. O yüzden siyah da burada B6 yaparak filini B7'den geliştirmek isteyecek. Gayet normal bir tercih. Ve Lasker'den burada ilginç bir hamle geliyor. Bu hamlede at E5 hamlesi. Tabi daha önceki videolarımızda da bahsetmiştik açılış prensibi olarak gerekmedikçe aynı taşla iki kere oynanmaması gerektiği gibi. Ancak burada Lasker burada tabi atını daha bir aktif kareye getirmiş oluyor. Bu manada çok da problem olabilecek bir hamle değil bu. Ve rakipten burada rok hamlesi geliyor. Şimdi burada Lasker fil D3 oynuyor. Filini de aktifleştirmiş oldu. Çok önemli bir çaprazı da kontrol edecek bu fil. D3 H7 çaprazını, daha doğrusu B1 H7 çaprazını. Şimdi rakipten burada fil B7 hamlesi geliyor. Rakip de filini geliştirdi. Burada Lasker çok aktif bir hamle yapıyor ve bir tehdit yaratıyor rakibine. Videoyu durdurabilirsiniz. Acaba burada beyazlarla
Ne oynayabiliriz? Lasker burada agresif bir hamle yapıyor. Evet, burada rok hamlesi gayet doğal bir tercih. Ancak Lasker burada farklı bir hamle yapıyor. Ve vezir h5 oynuyor. Vezirini de aktifleştirdi. Şimdi şaha doğru yaklaştırdı. Aynı zamanda h7 piyonla burada baskı yapıyor. Ve fil de şu anda önünde at var ama bu çapraza bakıyor. Zaten h7 piyonuna bakıyor. Beyazın burada ciddi bir tehdidi var. Örneğin siyah hiçbir şey yapmazsa mesela diyelim ki a5 gibi bir saçma sapan bir hamle gösterelim. Beyazın buradaki tehdidi at alır f6, şah. Örneğin vezir alır f6'dan sonra da vezir h7 mat yapmak. Çünkü daha önce de belirttik. Buradaki fil, d3'teki fil h7'ye ciddi bir baskı yapıyor demiştik. Bu anlamda. Tabii bu varyantlardan sadece bir tanesi. Örneğin burada siyah at c6 oynarsa da yine çok kötü olacak siyah için. Çünkü burada at g5 gibi bir hamle var. Ve burada h7 inanılmaz bir baskı altında kalmış olacak. Örneğin h6 oynarsa burada siyah. Basitçe güzel bir mat var burada. Fil h7 şah. Şah h8'den sonra şimdi at g6 şahmat var mesela. Güzel varyantlar var burada. Rakip de bu tehlikeleri fark etmiş olsa gerek. Burada vezir e7 hamlesi deniyor. Tabii burada ilk bakışta sanki h7 yine savunulmamış gibi gözüküyor. Örneğin at alır f6'dan sonra kale alır f6, vezir alır h7 mat ama burada siyahın tabii ki de amacı g alır f6 yaparak h7'yi vezirle tutmak. Bu manada atı da saldırmış olacak burada. Siyah bir problem olduğunu söyleyemeyiz burada. Siyahın savunması burada bu. Aynı zamanda vezir e7'den sonra yine at g5'i burada düşünebilirsiniz. Ancak buna da basitçe g6 gibi bir hamle var. Yine h7'yi tutmuş oldu. Siyah. Burada örneğin at alır g6 oynarsanız. Burada basitçe sanırım önce h alır g6 gibi bir hamle var. Çünkü vezir alır g6'dan sonra vezir g7 gibi bir hamle var. Burada siyah materyal kazanmış olacak. Beyazın atağı bitmiş olacak. Vezir e7 savunması o yüzden burada işe yarıyor. Ve şimdi burada ancak Lasker'in farklı bir hamlesi var. Satranç tarihinde unutulmaz hamlelerden bir tanesi bu. Bu tür varyantlarda siyah savunmasını yapmış gibi gözüküyor ama siyahın hesaba katmadığı burada bir hamle var. Acaba burada beyazlarla ne oynayabiliriz? Force hamle serilerine dikkat etmek lazım. Şah çekişlere dikkat etmek lazım. Bu arada at alır f6'nın da işe yaramadığını göstermiş olduk. Acaba burada beyazın bir şansı var mı? Beyaz burada nasıl devam edebilir ata? Evet arkadaşlar. Burada beyazın müthiş bir hamlesi var. Aslına bakarsanız force bir devam yolu bu. Beyazın buradaki hamlesi vezir alır h7 hamlesi. Bir vezir fedası bu. Tabi burada siyah almak zorunda. Siyahın yapabileceği başka bir şey yok. Şah alır h7. Ve beyazın amacı burada at alır f6. Çifte şah. Evet. Şu anda şah çekilmiş durumda. O yüzden hem çifte şah olduğu için blok etmesi mümkün değil siyahın burada. Tabi şah h8'e burada basitçe at g6 şahmat var. Bu atlar çok önemli kareleri kontrol ediyor. Şu anda da şah çekilmiş durumda. Şah geriye gidemez. Artık açığa çıkmak zorunda şah. Artık bir şah yolculuğu başlayacak. Ve buradaki tek hamle şah h6 hamlesi. Tabi burada veziri feda etti ama beyaz devamında görmek lazım. Burada ne oynayabiliriz beyazlarla? Şah çekişlere devam etmek lazım tabii ki de. Rakip şahı merkeze doğru sürüklemek lazım. Ve burada Lasker de o şekilde oynuyor ve at g5 oynuyor. G4 oynuyor. Tabii bu at h7'yi kontrol ettiği için şu anda bu atla şah çekmiyor. Onun yerine e5'teki atla g4'e gelerek şah çekmiş oluyor. Siyahın burada yine tek şansı var. O da şah g5 hamlesi. Ve Lasker burada atana devam ediyor. H4 oynuyor. Şah çekiyor.
ve şah F4'ten sonra şimdi G3 oynuyor. Yine şah çekmiş oluyor. Ve yine tek hamle burada. Şah F3 ve şimdi file 2 şahtan sonra evet görüyorsunuz şah yolculuğu devam ediyor burada. Şah G2 oynuyor. Burada Lasker yine kale H2 şah çekiyor. Ve burada yine tek hamle. Şah G1 ve oyundaki son hamle burada. Şah D2 açarak şah çekiyor beyaz ve siyah burada mat ediyor. Oldukça estetik bir oyun gördüğünüz üzere. Satrancın ne kadar güzel bir oyun olduğunu gösteren bir parti. G8'deki şah şu anda G1'e gelmiş durumda. Ve force bir şekilde beyaz vezir fedasıyla siyah burada mat ediyor. Bu arada küçük bir noktayı da belirtmek lazım şurada. H4 yerine F4 de burada devam edilebilir. Bu şekilde de mata gidebilirsiniz. Çünkü burada şah H4'de yine dediğim gibi G3 şah var. Ve şah H3 burada tek hamle. Buna da basitçe fil F1 hamlesi var. Şah çekiyoruz. Örneğin fil G2 ile kapatırsa siyah. At F2 de burada beyaz mat yapmış olacak. Eğer bu devam yolunu da bulduysanız kendinizi tebrik edebilirsiniz. Burada farklı mat devam yolları var. Bu arada F4'ten sonra şah alır F4'e de. Yine dediğimiz gibi G3 gibi bir hamle var. Çünkü şah G5'e geri kaçarsa burada H4 mat olmuş olacak yine burada siyah. Yani siyahın mattan kurtuluşu kaçınılmaz. Şu anda evet vezir E7'den sonra konuma baktığınızda sanki gayet normal bir konummuş gibi duruyor ama G8'deki şahın G1'de oyun noktalaması gerçekten takdire şayan bir durum. Beyaz burada force bir şekilde sihirli hamlelerle siyah şahı G1'de mat etmiş oluyor. Umarım bu video hepimize öğretici olmuştur, ilham verici olmuştur. Bu tarz videoları eklemeye devam edeceğiz. Sizlere fayda sağlaması açısından. Farklı açılış serileriyle ilgili video yapmaya çalışacağım fırsat buldukça. Bir arkadaşımız Uruso Gambit ile ilgili video yapmamı istemişti. Gerçekten önemli bir açılış olduğu için onu da sizlere paylaşmaya çalışacağım. Ustalar seviyesinde oynamış olan açılışları da sizlere aktarmaya çalışacağım. Vezir Gambit'i, Grünfeld savunması, Şahin savunması gibi açılışlar hakkında da sizlere fikir vermeye çalışacağım. Bunları da belirttikten sonra bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.